Yer yarıldı, içine girdiler sanki. Ya, hiçbir yerde yoklar. Başka bir yerde gelmiyor aklıma. Neredesin be dünya? Neredesin? Ya başlarına kötü bir şey gelirse? Ya ben dünya kuşumu bir daha göremezsem? İnatlaşmayacaktı o adamlarla. Bırakacaktı bu işin peşini. Dinletemedik ki Tayfun bir türlü. Yavrum. Korkma. Korkma Naz. Aklına da öyle kötü şeyler getirme. Dünyayı ikimiz de tanıyoruz. Ne olursunuz, ne şartta olursa olsun ayakta kalacağını biliyoruz. Dünya güçlüdür. Ama sen de güçlü ol, bırakma kendini. Keşke hep böyle yanımda olsan Tayfun. Keşke hiç bırakmasan beni. Hiç ayrılmasak. Ben biliyorum ki zaten. Aklımda da kalbinde de yokum hiç. O gün de hiç gelmeyecek zaten. Bir an boşluğuma geldi. Öyle sarılınca da tutamadım kendimi. Amacım sana kötü hissettirmek değildi. Kusura bak, özür dilerim. Nazlı. Ya nereye gidiyorsun? Burada boş boş durmanın bir anlamı yok ki. Kahveye geçiyorum ben. Bekle, ben de geliyorum. Recep baba, bir şey yapmamız lazım. Nasıl bulacağız Dünya ablamı? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Akıl mı bıraktılar bende? Nazlı, Tayfun, bir şey bulabildiniz mi? Var mı dünyamı gören duyan? Siz de mi bir şey bulamadınız? Bizde de yok bir şey. Yok Recep baba, yok. Gidebilecekleri her yeri, geçebilecekleri her sokağa baktım. Ne umuttan, ne dünyadan iz yok. Kesin o usta baş denen bir şey yaptı kızıma. Yoksa nereye gidecek kızım? Yürü Tayfun, ustabaşlara gidiyoruz. Onlar kızımı iyice sahipsiz belledi. Gidelim gösterelim kızımın sahipsiz olmadığını. Dünyamı alıp gelelim. Gidelim Recep baba. Meydanı boş bilmesinler. Kahve size emanet. Bir haber alırsanız hemen arayın. Recep amca, ararız ararız da dikkat edin lütfen, olur mu? Tamam bir de tamam. Size bir şey olmasın. Merak etmeyiniz. Ben Recep babanın yanındayım. Şuralara bakan da sizi adam sanır. Ama ben göstereceğim size adamla. Benim kızımla uğraşmak neymiş anlayacaksınız. Yürü Tayfun. Kızım nerede? Destur! Evi bastınız yetmiyor, şimdi şirketi mi basıyorsunuz? Nereden bileceğim ben senin kızının yerini? Bekçisi miyim?
Kızımla oğlum nerede diyorum sana? Ne yaptınız onunla? Neredeler? Ne kızı, ne oğlu? Ne anlatıyorsun sen? Cürümüne bakmadan bir de oda mı basıyorsun? Sizi attırmadan defolun gidin, hadi! Kızım nerede diyorum Yusuf Efendi? Ne yaptınız kızıma? Dünyayı almadan ya da yerini öğrenmeden hiçbir yere gitmiyoruz. Ne oluyor burada? Yine mi siz? Ne istiyorsunuz? Avukat hanım kaybolmuş. Bunlar da bize hesap sormaya gelmişler. Eşkıya mıyız biz sizin kızınızı daha kaldıralım? Ha? Verdik mahkemeye. Söylediğiniz hiçbir şeye inanmıyorum ben sizin. Siz kendi çıkarınız için her şeyi söyler. Her şeyi yaparsınız. Ne yaptınız kızıma? Söyleyin çabuk! Yeter! Bizle ilgili bir probleminiz varsa gidin polise şikayet edin. Çıkın buradan! Çıkın! Güvenlik! Güvenlik! Gel! At şunları! Ayakta uyuyorsunuz be! Adamlar Yusuf Bey'in odasına kadar gelmiş! Ya bırak! Çıkartın şunu, çıkartın! Bırak! Zorlamayın. Onlar geldikleri gibi tıpış tıpış geri gitmeyi çok iyi bilirler. Çıkın siz. Çıkın. Kızımı kaçırttınız. Mahallenin elektriğini, suyunu kestiniz. Kızıma iftira atıp işinden ettiniz. Daha ne istiyorsunuz bizden? Ne istiyorsunuz kızımdan? Bizim tek istediğimiz işimizi yapmak. Senin kızın bizim ayağımıza dolandı. Başına ne geldiyse kendisi yüzünden. Bizim yüzümüzden değil. Kızımla Umut oğlumu sağ salim bulamazsam... bunu senden bilirim. İşte o zaman kork benden. O kuracağınız mahalleyi de... burayı da başınıza yıkarım sizin. Bizim bu tehditlere karnımız tok. Git kızını başka yerde ara. Gene kimin kuyruğuna bastıysa. Baba, tamam, sakin. Bu iş burada bitmedi. Yine geleceğiz. Sen buralara kadar isabet etme. Ben evini boşuna yıktığımda bizzat görüşeceğim seninle. Hop. Şerefsiz. Bana bak. Tayfun. Boşver. Gidelim. Yürü. Adamlar dingonları ahırı gibi lambur lumbur odaya kadar dalıyorlar. Hadsiz herifler. Bunlar duracakları yeri bilmiyor Tekin. Kız da babasına benziyor. Yusuf amca. Bunlar hep Umut'tan cesaret alıyor, Umut'tan. Bunlar normalde böyle dünyadan bir haber, et diye süt diye karışmayan insanlar. Umut bunların gözünü açmasa biz çoktan o mahalleyi dümdüz etmiştik. Gökhan doğru söylüyor Tekin. İlk defa yapmıyoruz biz bu işi. Ama böyle bir olayla ilk defa karşılaşıyoruz. Ya mahalle başımıza bela oldu, bela. Yusuf amca, sen duymadın galiba. Adam Umut'a oğlum diyor, oğlum. Hoş gerçi Umut da adama baba diyor ya, o da ayrı mesele. 40 yıllık mahalleli gibi davranıyor. Şuraya bak, sıradan bir adama baba diyor. Ben de Yusuf usta başsam, bunun hesabını onlara sorarım. Hepsinden çıkartacağım acısını. Beni zorla kendilerine bulaştıracaklar. Yusuf, bunlar küçük insanlar. Boş ver sen onları. Hem sen onları yok etsen ne olacak? Ha? Ne geçecek eline? Bırak. Biz işimize bakalım. Yeterince vakit kaybettik zaten. Hazır meydan bize kalmışken mahallede inşaatı başlatalım artık. Tamam ortak, tamam. Bir an önce başlasın inşaat. Orayı dümdüz etmenin zamanı geldi de çoktan geçiyor öyle.